Anarka gayrimenkul grafiğimizde belirlediğimiz şablon durumunda gördüğünüz gibi 35-25 bölgesi yarı yarıya stop bölgesi ve 32-90 bölgesi de kesin stop bölgesi olarak belirlemiştik. 43-15 hedefine gitme durumunda ve geri çekilmede yarı yarıya stop bölgesinden vermiş olduğu tepkiden sonra şablon bölgesinin orta bölgesindeki dirence yaklaşınca o bölgede direnç durumu geçilemediği için o şekilde kapanışı bu hafta yapmış ve o bölgede tutunmayı sürdürdüğü sürece de yukarı hareketlerin devamını getirerek şablon bölgesinin üst direnç noktası olan 40-25 bölgesine kadar olan yükselişleri yapabilir gözüküyor. Ve o bölge üzerine de geçiş yapabilirse yükseliş kanal bölgesinin üst bölgesine geçiş olacağından dolayı 43-15 ve 45 hedefine doğru gitmek isteyen şablon durumunu meydana getirebilir. Veya bu şablon bölgesinin üst bölümüne geçemeyip şu ara bölgede yani 39-40 arası bölgesinde yatay bir şekilde devam ederek o bölgede güçlenme hareketlerini yaptıktan sonra yukarı hareketlerin devamını da getirebilir. Bu bölümden sonra önemli olan artık geriye dönüşlerde yarı yarıya stop bölgemiz olan 35-25 bölgesinin altına düşüşlerin tehlikeli durumlara geçme ihtimali olacağından dolayı yarı yarıya stop bölgesi olarak 35-25 bölgesini önemli bir şekilde takip etmeye devam edelim. Emlak konut grafiğimizde oluşturduğumuz şablonda alt bölgedeki yarı yarıya stop bölgemizin altına ve üst bölgedeki direnç noktasına bu haftayı yukarı aşağı hareketlerle şablon bölgemizin içerisindeki durumu devam ettirmiş gözüküyor. Tabi yarı yarıya stop bölgemizin altında kapanışlar olmadığı için o bölge halen daha 2.65 bölgesi yarı yarıya stop bölgesi olarak takip edilebilir. O bölgenin altında kapanışlar devam ederse de kesin stop noktası olarak 2.45 bölgesini önemli bir şekilde takip ediyoruz. Tabi bu durumdan sonra yukarıdaki birinci direnç noktası olan şablon bölgesinin üst direnç noktası 2.80 bölgesi. 2.80 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışlar olmadığı sürece yukarı hareketlerin devamı oluşmadan bu ara bölgede yani 2.80-2.45 arası bölgede güçlenme hareketlerini devam ettirebilir. 2.80 üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse şablon bölgesinin tekrar yükseliş kanalının üst bölgesine doğru devam eden sürece geçiş yapacağı için 3.15 ve 3.25 hedeflerine doğru süreçleri devam ettirebilir gözüküyor. 2.65 bölgesinin altındaki kapanışlarda yarı yarıya stop bölgesinden sonra 2.45 bölgesine kadar geri çekilmeler olacağı için 2.45 bölgesinin altında da süreç kesin stop noktasına geçtiğinden dolayı o bölgedeki yaklaşımlarda zincir stop emirlerimizi mutlaka görev durumuna getirmemiz gerekir. Halk gayrimenkul grafiğimizde de şablon durumunun üst bölgesine gitme durumu gerçekleştiği sırada bu bölgedeki direnç noktası olan şablon bölgesinin orta direnç noktası olan 2.10 bölgesi direnç görevini yapmış ve üstüne geçiş olmadığı için halen daha alt bölgeye yakın hareketlerin devamı sürmüş gözüküyor bu hafta. Yarı yarıya stop bölgesi ve kesin stop bölgesinden vermiş olduğu tepkiden sonra yukarı hareketin devamını gerçekleştirmesi için de 2.10 bölgesinin üzerinde kapanışlar yapması gerekiyor ve yakın hedef bölgesi olan 2.20 üzerinde de kalıcı kapanışlardan sonra 2.35 bölgesine kadar yükselişleri yapma ihtimalini oluşturabilir. Tabi bu bölümden sonra geri çekilmelerde yarı yarıya stop bölgesi olan 2.05 bölgesi ve kesin stop noktası olan 1.95 bölgesini de önemli bir şekilde takip etmemiz gerekiyor. Çünkü bu bölgede test ettikten sonra tepki verdiği için ikinci sefer o bölgeye yaklaşımlarda altında kapanışlar gerçekleşeceğinden dolayı 1.95 bölgesinde kesin stop noktalarımızı mutlaka değerlendirmemiz gerekebilir. Üst bölgedeki hedef noktası 2.20'nin üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra artık yükseliş bölgesinin üst kanal bölgesine geçiş olacağından dolayı yukarı hareketlerin devamını hızlı bir şekilde sürdürme ihtimalini de oluşturabilir gözüküyor.
Işıklar aldık grafiğimizde bu hafta için geri çekilme yarı yarıya stop bölgesi olan 80 bölgesine yaklaşmış ve o bölgede tekrar tepki vererek şu şablon bölümümüzün içerisine geçiş yapmış gözüküyor. Tabii bu bölgede tutunabildiği sürece yukarı hareketlerin devamını oluşturabilecek şablon durumunu devam ettirebilir. 80 bölgesinin altına düşüşler olmadığı sürece yatay yaparak burada güçlenme hareketlerinden sonra direnç noktaları olan şimdilik en önemli direnç noktası da bir yakında 85 bölgesi ve daha sonraki 88 bölgesi en önemli direnç noktasını oluşturuyor. 88 bölgesinin üzerine geçişler sağlandıktan sonra kalıcı kapanışlar olursa yukarı hareketlerin devamını oluşturabilecek duruma geçiş yapmış olur. 88 üzerinde kalıcı kapanışlar olmadığı sürece de 80 ve 88 arasındaki sürecin yatay bir şekilde devam etme ihtimalini oluşturma durumu daha yüksek gözüküyor. Aşağıdaki 80 bölümünün altına geçişlerde de tehlikeli durumlar oluşacağından dolayı yarı yarıya stop noktası olarak mutlaka değerlendirmemiz gerekebilir. 80 bölgesinden sonra kesin stop noktası olarak da 75 bölgesini mutlaka önemseyerek takip etmemiz gerekiyor. İhlas gayrimenkul grafiğimizde de çok fazla bir değişiklik olmamış bu hafta. Dip bölgesini test ettikten sonra o bölgede tutunma hareketlerine devam ediyor. Yarı yarıya stop bölgemiz olan 72 bölgesini önemseyerek takip ediyoruz. O bölgenin altına düşüşlerde daha derin düzeltme ve şu bölgedeki çift dip bölgesine kadar geri çekilme olma ihtimalini oluşturabileceğinden dolayı yarı yarıya stop bölgemizi takip ediyoruz. Ve o bölgeden sonraki en önemli direnç noktası da şu an için gözüken 79 bölgesi gözüküyor. 79 bölgesinden sonraki direnç noktası 82 bölgesi, şablon bölgesinde en üst noktası olarak gözüküyor. 82 bölgesinin üzerine geçiş yapabilirse yukarıdaki 88 hedefine kadar gitme ihtimalini oluşturabilir. 88 bölgesi üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra da daha yukarı gitme ihtimalini oluşturacak şablon durumunu meydana getirebilir gözüküyor. İkiler gayrimenkul grafiğimizde bu bölgeden yapmış olduğu tepkisel hareketlerle beraber şablon bölgesinin direnç noktası olan 1.20 üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleştirmeyi sürdürme devam edebilirse yukarıdaki 1.30 hedefini gerçekleştirip üst bölgeye geçiş yapacağından dolayı 1.50 bölgesine kadar olan yükselişleri yapma ihtimalini oluşturabilir gözüküyor. Fakat bu bölümlerden sonra tekrar geri çekilmelerde aşağıya doğru olan sürecin devam etme ihtimalini oluşturacağından dolayı yarı yarıya stop bölgesi olan 1.05 bölgesinin altına düşüşler tehlikeli boyutlar oluşturabilir. O yüzden o bölgede yarı yarıya stop durumlarını mutlaka değerlendirmemiz gerekebilir. 1.30 üzerine hacimli bir şekilde yükselişleri gerçekleştirebilirse hızlı bir şekilde yükselişin devamını da getirme ihtimalini oluşturabilecek bir şablon durumunu da meydana getirmiş gözüküyor. Çünkü bu bölgeden verdiği tepkisel hareketlerin devamı 1.30 bölgesindeki önemli direnci geçirirse yukarı hareketlerin devamı hızlı bir şekilde oluşabilir gözüküyor. Vakıf gayrimenkul grafiğimizde kesin stop bölgesinden vermiş olduğu tepkiden sonra yarı yarıya stop bölgesi olan direnç noktası 1.90'ında geçerek üst bölgeye doğru yükselişleri devam ettirmiş gözüküyor. Ve o bölge üzerinde yani 1.90 üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra yukarı hareketlerin devamını yaparak 2.10 hedefini gerçekleştirip daha yukarıdaki hedeflere doğru gitmek isteyen şablon durumunu meydana getirebilecek güç kazanma hareketini yapmış gözüküyor şu bölgedeki boşluğu da doldurarak. Artık bu bölümde 1.90 altına düşüşler olmadığı sürece 2.10 bölgesini geçerek 2.25 hedefine doğru gitme ihtimalini oluşturabilir gözüküyor. Geri çekilmelerde tabii ki bu bölümün altında düşüşlerde de artık tehlikeli boyutlara geçen bir süreç meydana getirebilir ki çünkü bu bölgeden sonra vermiş olduğu tepkinin devamını getirmesi gerekir. En azından 2.25'e kadar yükselerek o bölgeden geri çekilmeler yaparak güç kazanma hareketleri için bu bölgeye tekrar onay için gelme durumu olsa da bu bölgeden sonraki yukarı hareketlerin devamını hacimli bir şekilde de yükselerek devam edip 2.25 hedefine kadar yükselişleri yapma ihtimalini oluşturabilir. Tabii burada yatay yaparak yani 2.10 ve 1.90 arasındaki
bölgede yatay hareketleri yaparak da güç kazanma hareketlerini de oluşturabilir gözüküyor.